Mersin'de bir lisede müdür yardımcısı olarak görev yapan öğretmen Kübra Aşkın, yolunu kesen eski eşi tarafından öldürüldü. Olay Yenişehir ilçesi İstemihan Talay Caddesi'ndeki kavşakta yaşandı. Çamlıbel Kız Meslek Lisesi müdür yardımcısı Kübra Aşkın, otomobiliyle evine dönerken 2 yıl önce boşandığı Davut D. tarafından önü kesildi. Davut D. bir süre tartıştığı Aşkın'a üzerinde taşıdığı tabancayla 5 el ateş etti. Kübra Aşkın olay yerinde hayatını kaybederken Davut D. kaçtı. Cinayetin ardından kaçan Davut D. bir süre sonra polise teslim oldu. Kübra Aşkın gözyaşları arasında Mersin'de toprağa verildi. Çamlıbel Kız Meslek Lisesi Müdür Yardımcısı 37 yaşındaki Kübra Aşkın'ın cansız bedeni Mersin Şehir Hastanesi morgundaki otopsinin tamamlanmasının ardından toprağa verilmek üzere yakınları tarafından Güneykent Mezarlığı'na getirildi. Yarın yolunu bulur çıkar. Yarın çıkarırlar. Savaş olan rüşveti yedirir çıkarırlar. Çıkarırlar. Kübralar ölmesin artık yeter. Kübralar ölmesin yeter. Başını sağ olsun. Biraz yeter. Cenaze törenine genç kadının yakınlarının yanı sıra öğrencileri de katıldı. Kübra Aşkın'ın cansız bedeni ikindi namazını mütakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Onlar layıktı. 3 tane çocuk okuttu. İkisini öğretmen yaptı. Birini doktor yaptı. Çalışarak baktı bunlara. İşte 3 bacılar. Birini aldı. Katil aldı. Daha ne sayayım? Ne söyleyeyim? Ya çok tatlı bir hocaydı. Gelip halimiz hatımızı sorardı. İnanamadım hocamın öldüğüne. Şaşırmadık, şaka zannettik. Böyle. Mersin Kadın Platformu üyesi kadınlar kadın cinayetlerine tepki gösterdi. Mersin'de 2 günde işlenen 2 kadın cinayetine tepki gösteren kadınlar basın açıklaması yaparak tepkilerini ortaya koydu. Kadınlar adına konuşan Öznur Keleş, Kübra Aşkın'ın boşandığı eşi tarafından öldürülmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, evlilik sözleşmesi kadar bu sözleşmeyi iptal istemi de o kadar haktır. Boşanmaları engellemek, kadınları eve, aileye, kocaya mahkum etmek, erkeklerin insafına bırakmak, kadınları ölüme mahkum etmektir. Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri giderek artıyor. Her 3 kadından biri şiddete uğruyor. 2018 yılında yaklaşık 409, 2019 yılı henüz bitmeden de 397 kadın öldürüldü. Bizler Mersin Kadın Platformu olarak Kübra'yı öldüren gerekli cezayı alana kadar bu davanın takipçisi olacağız. Erkek egemen sistemin ve erkek yargının da peşini asla bırakmayacağız dedi. Mersin'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 kişiden ikisi tutuklandı. Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tefecilik yaptıkları belirlenen kişilere yönelik operasyonda HB, MB ve HİB adlı kişiler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte çok miktarda senet, tapu ve paraya da el konuldu. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kişilerden HB ve MB tutuklanırken diğer kişi adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı. Sahte hesaplarla internet üzerinden kampanyalar düzenleyerek vatandaşları bankadan arıyormuş gibi 0850 ile başlayan telefon numaralarından arayarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 5 kişi Mersin'de polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
İnternet dolandırıcılarının Adana, Mersin ve Tarsus ilçesinden vatandaşları kandırarak elde ettikleri banka hesaplarını ofis olarak kullandıkları bir evde topladıklarını ve faaliyetlerini de bu evden yönettiklerini belirleyen Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabahın erken saatlerinde Özel Harekat Şube polislerinin de desteğiyle operasyon yaptı. Operasyonda FG, DY, İK, SK ve MU yakalanarak gözaltına alınırken evde yapılan aramada 2 adet dizüstü bilgisayar, 2 cep telefonu, 3 adet hafıza kartı, 1 adet kalser olarak kullanılan mikrofonlu kulaklıkla çok sayıda banka ve sim kartı ele geçirildi. Şüphelilerden MU'nun 13 ayrı suçtan arandığı, ayrıca cezaevi firarisi olduğu tespit edilirken kişinin ülke genelinde oltalama yöntemiyle birçok kişinin hesabındaki paraları da kendi hesabına aktardığı belirlendi. Zanlıların açmış oldukları sahte hesaplarla internet üzerinden çekiliş ve kredi kampanyası gibi kampanyalar düzenleyerek vatandaşları bankadan arıyormuş gibi 0850 ile başlayan numaralardan arayarak dolandırdıkları belirlendi. Nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla adliyeye sevk edilen kişilerden MU ve DY tutuklanırken iki kişi adli kontrol kapsamında, yaşı küçük bir kişi de ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Anadolu Yıldızlar Ligi Hokey Türkiye Grup Birinciliği müsabakaları Mersin'in ev sahipliğinde başladı. Spor Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı'nın 2019 yılı faaliyet programında yer alan Grup Birinciliği maçları Mersin Toroslar 500 kişilik spor salonunda düzenleniyor. Ana lig maçlarına bu yıl Türkiye geneli 10 il karma takımından 250 sporcu katılıyor. Spor Genel Müdürlüğü tarafından sporun tabana yaygınlaştırılarak müsabakaların daha fazla çoğalması, yerel faaliyetler sonucu üst gruplara katılamayan yetenekli sporcuların spora kazandırılması, ulusal düzeyde sürdürülebilir yetenek takip sistemini oluşturarak çocukların kişiliklerini sporun eğitici fonksiyonunu kullanarak duygusal ve sosyal yönden yetiştirilmesi ve geliştirilmesini hedefleyen Anadolu Yıldızlar Ligi, Mersin'in ev sahipliğinde düzenleniyor. Hokey Türkiye Grup Birinciliği müsabakaları sonunda 7-10 Mart 2019 tarihlerinde Amasya'da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası için mücadele edecek il karma takımları belirlenecek. Mersin'in ev sahipliğinde başlayan Anadolu Yıldızlar Ligi Hokey Türkiye Grup Birinciliği müsabakalarında 4 bayan, 4 erkek il karma takımları Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek. Maçlar 17 Şubat Pazar günü yapılacak olan müsabakaların ardından sona erecek.